Abi şu anda yayınımızda herhalde yine sabote var. Yine aşırı bir yüklenmeden dolayı yayınımıza tekrar başlıyoruz. Hanifi Başkanım, Ergün abim, Hayati Hocam beni duyuyorsanız istek atınız abi. Hocam yine sabote var herhalde. Yemin edeyim ya, bu ekran gidiyor. O Abi zaman hayırdır ya? internet sabote ediyor. Vallahi Abi internet var. harbiden sabote ediyor. Vallahi abi yine şey oldu. Ergün abim, abi özür dileriz. Bizi izliyorsan istek atabilirsin Ergül abim. Yine yayına aşırı bir yüklenmeden dolayı internet kaldırmıyor abi. Ergün abinin ne kıymetli vaktini aldık, sağ olsun. O biraz bugün Yani sağ yoğundu. olsun. Yani. Hocam sen devam et. Ben de devam edeyim Ergün kardeşime. Bugün gerçekten yoğun bir program vardı. Ona rağmen bize vakit ayırdı, zaman ayırdı. Sağ Evet. olsun. Ben ona yayından önce de söylemiştim, çok fazla uzun olmayacak diye, de yine de çok kalabildi. Allah ondan razı olsun. Sağ olsun, Çok var olsun. sevdiğimiz, Ergün çok kardeşim. sevdiğimiz, saydığımız bir insan. Ya aynen öyle. Ergün başkanım, hemşerimiz harbiden destek verdi. Sağ olsun, var olsun. Sağ olsun. Şimdi bugün benim de biraz rahatsızlığım var. Çok geçmişsin hocam. Evet, sağ olasın abi. Biraz böyle ağrılarım, sızılarım var. Hakkınızı helal edin ya. Çok da fazla böyle konuşamıyorum. Çok geçmiş olsun hocam. Allah razı olsun. Geçmiş olsun hocam. Biz demin %100 konuşulanlarda İdris Başkan'ın konuştuklarına hak veriyorum. Adam kaybetmek değil bizim burada görevimiz. Adam kazanmak. Zaten yeterince değerimizi biz kaybettik diye düşünüyorum Malatya'da. Kaybedilmeyen gerçek değerlerimizi de hiç alıp bir yerlere getirdiğimiz de olmadı. Bugüne kadar da görmedim ben. Onun için Malatya'da yapılması gereken tek doğru şeyin bu birlik, beraberlik, bütünleştirici konseptin içinde herkesi bir arada kucaklamak, o kucakladığın yerin altına, yanına, her yerine birlik, beraberliğe toparlamak olması lazım. Yani biz biraz Malatyalı olarak çok çabuk mu karar veriyoruz, çok çabuk mu alkışlıyoruz, çok çabuk mu yön değiştiriyoruz. Vallahi ben bunun kararını veremiyorum bari başkan. Evet. Yani o kadar çabuk, o kadar fevri kararlar verebiliyoruz ki bir anda her şeyi söküp atabiliyoruz yerinden. Bunun böyle olmaması lazım. Bu birlik, beraberlik dediğimiz şey bu değil. Tek yumruk olabilmek önemli olan. Yoksa yumruk dediğin her insanda var. O yumruğu bir araya getirip kocaman bir yumruk yapıp masaya öyle vurmak gerekiyor galiba. O da birlik beraberlikten geçiyor. Yayında yalnız kaldınız diye geldim. Eğer varsa birileri ben çıkayım ha. Yok estağfurullah Yok başkanım, o ne yok demek yok ya? aman yok, konukları alın.
Ben baktım yalnız Büyük kaldım. Başkanım, hoş geldin. Büyük Başkanım. Sağ ol, iyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar, hoş geldin, iyi akşamlar. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ben müsaadenizle bir çay alıp gelebilir miyim ya? Git git sen çay Estağfurullah lazım. hocam. Ne Çay. demek? Büyük Şimdi Başkanım. bugün Türk futbolu hepsi kötü yerlerde. Ekseri kötü yerlerde olan da kurumsal olmayan kulüplerin iyi yönetilmemesi. Yoksa bu kulüpler amatörde başlarken borcu yok. Bir yerlere geldikten sonra bugün Celil'i kim transfer etmiş bilmiyorum. Yani parasını almış gitmiş. Hala Malatyaspor'un yakasını bırakmıyor. Yani Başkanım, evet. Celil bizden önceki dönemde 900 bin liraya transfer edilmiş bir futbolcu. Evet. 900 bin lira. Bizden sonra ise bizim dönemimizde 135 bin liraya transfer ettik. İşte şey bunun bu parasını almış zaten. Onu söylüyorum. 900 bin nereye? 135 bin nereye? Yani şeyler yani neler yaptığını biz yani Geliyorum, sen anlat. şimdi abi biz burada insanlar Malatyaspor'u izliyor, takip ediyor. Ne beni takip ediyor İdris Payza olarak, ne Hayati Hocam, ne falan. Biz Malatyaspor olduğu için biz her şeyimize gayet dikkat edeceğiz. Yani olabilir, gün olur. Herkes aynı modunda olmayabilir. Amaç Malatyaspor sevdasını yaşatmak. Bunu da oluyor. İnsanları buradan her gün birini aramaktaysa burada hepimiz yayınlarda birbirimizi bulabiliyoruz. Çözümü arıyoruz. Çözüm Malatyaspor yanı sıra bugün Yeşilyurtspor bir randevu istedim. Dedim ki arkadaşlar şu kulübü acilen ya bize verin ya biz el atalım. Yazıktır bir takım 3. lige ne emeklerinin bugün bal liginde bir bakıyorum 5-6 milyon para harcamışlar seneye çöpe gidiyor. Ya bunun yarası nedir? Biri çıkıp konuşmuyor. Biri demiyor ki ya bizim 3. takım ne zorluğundan ne şartlardan çıktı. Arkadaş bu takımı nereye gönderiyorsunuz? Paraşüt gibi gidiyor. Yani takmamış uçuyor yani. Açılmamış paraşüt. Konuşan yok. Şimdi başkanım, bak Malatyaspor burada konuşan yok. Fatih İlek kardeşimiz çok güzel bir mesaj yazmış. Evet abi. Diyor ki, samimi olalım, yapmamız gereken her şeyi yapalım, gerekirse kapı kapı dolaşırız, ihtiyaçlarımıza çözüm buluruz. Fatih Bey bir alın. Bari bir al Fatih Bey. Malatya'ya kalıcı miraslar Al. bırakmamız gerekiyor. Efsane sahipsiz değildir. Hadi bir adımla başlar her şey diyor. Doğru söylüyor. Çünkü neden doğru söylüyor? Gerçekleri sizin gibi görüyor. Şimdi insanlar o kadar balık hafızalı değil yani. İnsanlar görüyor bir şeylerin kötü gittiğini. Bugün biri çıkıp ben gazeteye baktım. Ben de bu sabah gazeteleri okudum. Dedim ki bu yeşil yurdu. Daha o biri bizim değil. Bu 3. takımımız bizim semtte yeşil yurt adı da. Dedim derler ki ne oluyor? Bu takım kaç puandaydı? Nereye geldi? Yazan yok. Yazmışlar Yeni Malatyaspor'un yanına Yeşilyurt'a geldi. Yazıya bak. Ya arkadaş cesaretiniz yok mu? Ya arkadaş kalem elinizde. O sarı kartları neye aldınız? Basın kartlarını neye aldınız? Gittiniz bir partilerin tetikçisi olmak için size orada biliyorum bu medya gruplarına belli bir reklam geliyor. Bu reklamlarda her ay belediyelerden alıyorlar. Siz ya Malatya'nın kalemi yazın yazın. Korkmayın ya. Ben İdris Payzaysam, ben iyi değilsem beni de yazın kardeşim. De ki sen yanlış yapıyorsun. Ama bu yanlışları cesaretiniz olmadığı müddetçe, yazmadığınız müddetçe bu işler hep böyle olur. Bugün birileri gider, o bir gün başka birileri gelir. Siz bunları yazın. Arkadaş basınım. Yani korkmayın ya. Rızkınızı Allah veriyor. Kuldan beklemeyin. Kul vesiledir. Bir yere kadar.
Yani benim demek istediğim şu. Hayati Hocam, sizler herkes burada bir şekilde çırpınıyor. Fatih Lek kardeşim de güzel şeyler, bilinçli şeyler yazıyor. Biz de farkındayız. Biz bu sene illem olmazsa olmazı diye Hayati Hocam bir şey yok. Seneye bunlar bırakıp mı gidecek? Yok. Biz yine devam edeceğiz. O bir sene bırak. Yok, yine devam edeceğiz. Biz bu mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Yani mücadelemizde kopma yok. Yani biz Allah ömür verirse, ömrümüz yetmese de yapacak bir şey yok yani. Ama bu mücadeleyi verirken ben 3 kişiden, 5 kişiden kalmasın. Yani normalde siz dışarıda çırpınırken şehir de biraz çırpınsın. Yani şehir desin ki arkadaşlar bunlar boş mu konuşuyor ki? Yani bir şeyin peşinde kimse değil. Hayati Hocam korkmayın. Bir yere hoca olarak gelmez. İsteseniz de gelmez. Selim Başkan'ın tekrar bir başkanlığa gelmez. Kendi işleri. Hayati şey, Bahri kardeşim valla korkmayın bir televizyon açmaz. Gazeteciler korkuyor acaba bu seçimlerde bir televizyon melozyon mu açacak? La Bahri benim gibi, benim gibi yolda giderken 8 kere yalpalıyor benim gibi. Bahri nereye açacak kardeşim? Şimdi o yüzden basın Allah aşkına ya basının hakkını verin. Kalem sizin kaleminiz. Cesaretli olun. Yani korkmayın ya. Yani ben öyle bir şeyler görüyorum ki Hayati Hocam vallahi utanıyorum yani ya. Yani üzülüyorum hem de. Basın bu değildi ya. Eskide yazardı, çizerdi. Sosyal medyada çizerdi, yazardı. Arkadaş iki takımımız gidiyor. İki takımımız gidiyor. Birileri Hayati Hocam çıkıp kırın. Bugün sen oranın başında olsaydın 1000 kere alaşağı ederler. 1000 kere. Yani o ama, da benim şanssızlığımış. Ya işte şanssızlık mı desem, senin dürüstlüğün mü desem, sen ne sayarsan say. Ben onu öyle saymıyorum. Yani başkanım benim, bak ben şöyle söyleyeyim. Sen açtığın için söylüyorum. Sakın evet, yanlış anlamayın. Yok lütfen. Helal edin. Bak bu programlara başladığımız günden beri ben kendimle alakalı Yeşilyurt Belediyespor'dan ayrılışımla alakalı bir tek laf etmedim. Bir tek kelam etmedim. Duymadım canım ben öyle bir şey. Kimse duymadı Malatya'da abi. Ben sadece şunu söylüyorum. Hiç kimseye sorgu yapmıyorum. Mehmet Çınar Başkan elini vicdanına koysun ve desin ki bu takım 9 haftadır maç kazanmıyor. Elini vicdanına koysun ama. Eğer vicdan varsa o elini vicdanına koysun. İki maçta gönderdiğimiz Hayati Palancı'yı niye bu kadar sabredemedik diye bir kendi kendine sorsun. Ya şimdi o onun fikri değil bak, ki. Bak kimseyi suçlamıyorum. Sadece abi, Mehmet Çınar Başkan'a soruyor. Hayati Kaptanım. Şimdi benim yanlış, ben futboldan anlamıyorum. Ben işte nereden, uçak mühendisliğinden anlamıyorum. Ama oranın başkanıyım. Yanımdakiler, sağımdakiler, solumdakiler gelip yönlendirirse, ben de gelip sana sormasam, ya bilirsin işte ne, bu iş ne demesem, kulakta dolmayı yaparsam sonu bu olur. Yani sonu bu olur. O yüzden önce o yanındaki insanların çok yanlış yönlendirdiğini iyi bilecek. Arkadaş, sen Yeşilyurt'sun ama sen Malatya'nın üçüncü takımsın. Yani üçüncü takım. Geçen gün bir şey oldu. Ya vallahi sana bir şey söyleyeceğim Hayati Hocam. Şey mi, Argoman maçına gittik. Bir kardeşim ne dedi biliyor musun? Ya abi dedi, sizin bu maçınız inşallah Yeşilyurt maçına denk gelmez dedi. Bak abi, çok iyi niyetli ama. Malatya'nın benden fazla Yeşilyurt'u değil, Malatya seven biri. Dedim niye? Böyle ayaküstü sohbette. Ya abi dedi, sizin Yeşilyurt maçına denk geldi mi dedi. Geçen gün taraftarın hepsi oraya gitti dedi. Biz taraftar baskısı kuramıyor. Yani bizim maça denk gelmesin, amatördekine görüyor musun? Yani insanları, ben de o kardeşime dedim ki kardeş gelirler. Ama sizin başındakine inanmıyorlar. Size inanıyorlar. Sizi yöneten insanlara inanmıyorlar. Şimdi kardeşim siz amatördekini bırakın. Zaten konuşmuyorsunuz. Çünkü niye? Zaten en son yerde. Ya iyi giden bak 3. lige bir takım bugün Arguvan 10 milyona yakın para harcıyor, çıkacağı belli değil. Bak Malatya İtman Yurdu, Tavman Bey geçen gün görüştük. Çok iyi niyetli. Tavman Bey'in niyetini çok gördüm. Futbol seven. Malatya için ne yapabilirim?
yine söyledi. Ben Malatyalıyım dedi. Ben Malatya'ya ait Manyurt olmuş, bu Barguz olmuş, Malatya Spor'un benim için önemli değil. Önü açılsın dedi. Hangi takım elimden geleni yaparım. Biz insanların hepsine bir leke bağlamayı çok seviyoruz. Lan diyoruz ki İdris Payza burada Mustafa Güner'den beraber bir başarı gelsin. Ya Hayati Hocam vallahi bize 50 tane kulüp bağlarlar. Bak yani öyle bir Malatya'da yaşıyoruz ki. Ama biz şunu diyoruz. Benim bildiğim doğru yol bu. Hayati Hocam 50 bin tane laf söylese bildiği bir doğru var. İkincisi yok. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Zora geldiğimizde de yani kötüye geldiğimizde de ya biz nerede hata yaptık? Da sen ölümü köründe hata yaptın. Nerede hata yaptın? Sen işi bilene vermedin. Sen bu işin emeklerine saygı duymadın. Sen dedi ki günü kurtarayım. Ahmet dedi bunu getirek. Üç futbolcu dedi ki gitti dedi ya bu olmaz. Hocadan dolayı bilmem neden dolayı. Şu onu gönderdin. Sonra gittin onu getirdin. Şimdi yine göndereceksin. Yani ben üzülüyüm mü? Yani iki takıma da üzülüyüm mü? Kendi durumuma mı üzülüyüm? Malatyaspor bu hale getirenler ellerini okşamışlar. Dışarıdalar. Hiç ses çıkartmıyorlar. Bu insanlar burada çırpınıyor. Ne yapabiliriz diyorlar. Yani bayağı bir sıkıntılar var. Ama ya şunu söyleyeyim. Herkes kendi bünyesinde Malatya, bak Malatya'yı herkes kendi bünyesinin dışında. Biz Malatya'nın futbolunu konuşuyoruz. Tabii ki formatımız ne? Efsane Malatyaspor. Evet. Burada diyor ki önce can sonra canan. Ben önce canıma bakarım abi. Önce ben yani Malatya şimdi... efsaneye bakarım. Ondan ben sonra saatten, ben şu saatten sonra tamamen Malatya Spor'un dışında zaten bir gündemim yok. Mücadelemi veriyorum. Elim imkanları dahilinde. Ben isterim mesela şu anda iyi transferler de yaparım. Ama ben kendi bütçeme burada gelen bütçeme göre yapıyorum. Hayati Hocam. Niye diyorum biliyor musun? Ben yaptım, borçlandım Hayati Kaptanım. Çıktım. Dünya alem borçlan. Bu sefer Malatyaspor Kulübü'ne amatördeyken de kötüye de. Hayır. Hiçbir zaman bütçemin veyahut da gelen desteğin dışına çıkmıyorum. Yani o bütçenin giderim. Bütçem oldu mu bir yıl daha var. Devam ederim. Yani illem ki bu sene bitti. Malatyaspor olayı bitti. Asla. Yani Malatyaspor artık büyük bir camiye oldu. Büyük bir aile oldu. Bizler de bizi destekleyen, bize gönül veren herkesi mahcup etmeyeceğiz. Yani Hayati Hocam hiç mahcup etme şansımız yok. Başkanım yani, Allah senin o temiz kalbine, o güzel gönlüne göre versin. Sen sadece şimdi değil, şimdi için konuşan namerttir. Ben senin yüreğini çok iyi biliyorum. Onun için aynen. Için de, sen kendini müsterih tut. Ya ben değil. Yani vallahi, demedi. Hayır, şu konuda biz hepimiz tut. Yani. Demin bir şey söyledin ya. Biz bu takımı alıp bir yere getirsek bize de kup takacaklar dedin ya. Abi bak yine taksınlar söylüyorum. Ya. İzleyenler beni affetsin. İt yürür, kervan yürür abi. Ya bizim o bezde hiçbir şeyimiz yok. Bizim yani, o bezde rahatız yani. Onda sıkıntımız yok. Mustafa Başkan, bizler Malatya Spor camiası hiçbir sıkıntımız yok. İnananlar hepsi burada. Yani inananlar. İdris Başkanı. Eserim Başkanı. Sana kurban olurum. Rica ederim. Bizler bir şey söyledim ben sana. Hatırlayayım mısın? Vallahi çok şey bana söyledin ki. Yok. İki elim yakan da ondan emin ol. Hayır. Hatırlatayım sen devam et. Yok. Aynen. Ben onu Mustafa Başkanımla da görüştüm. Mustafa Başkanıma da hatta dedim ya böyle başkanım biz çıkıyoruz ama sen bu işlerde ben biliyorsun dedi o işlerde hiç anlamam etmem ama ben futboldan anlarım. Ben dedi kimin çakal niyetle kimin iyi niyetle geldiğini iyi bilirim dedi. Bizim içimizde Malatyaspor içinde
bizim şartlarımıza barınacak biri varsa gelir, barınmayan dedi bu kulübün bırak içine girmeyi önüne geçemez. Yani bu şimdi... arada İdris Başkanım, Zeynal Başkan sormuş ki İdris Başkanıma sorar mısın? Bununla ilgili süreç, yani kupalar ve testler konusunda bir gelişme var mı? Var. İkinci Asya'da dosyaya müdahiliz zaten. Dosyada evrakları çıkarmaya çalışıyoruz. Acaba testlerin durumunda o kupalar zaten sıkıntı yok. Cumhuriyet Savcısı iki tane polis gönderir, benimle beraber gider alır gelir. O sıkıntı değil. O bulunan faturalı mallarımız ne varsa eğer karşıya faturalanmadan yani verilmişse mal kaçırmaya girer. Biz bu malımızı tekrar şahitler huzurunda talep olarak alacağız. Malatya bizim Malatya Spor'un şahsi şeylerini hepsinin arkasındayız. Davayı takip ediyoruz. Öyle bir süreçte bırakmıyoruz. Ben sabahleyin bir evrakla gideyim adliye. Öğleden sonra bir koltuğumda evrak maliyeye gideyim. Bir koltuğumda SSK'ya gideyim. En sonunda bir rahmetlik vardı. Adliyede ne dilerdi ona? Elinde süre adliye Bekir mi dilerdi? Ne dedi? Yakında da bana adliye İdris derler. Her gün bir kararla gideyim. Borçları takip ediyorum. Bir o muhasebeci bir tane çakal Malatya Spor'u tutmuş. Kendi adamlarını göstermiş. Kulübü 600 bin lira zarara uğratmış. Onu iptale gidiyorum. Yani 1 lira 1 liradır kardeşim. Nitekim bu Malatya Spor'un devamıyız biz. Nerede ne kadar kendirebilirsek o kadar kendireceğiz. 2018'de defterlerim hazırladım. Yarın dernekler masasına gideceğim. Hepsini öyle bir tutmuşum ki gelirim, giderim, neyim varsa hatta dün incelemede teşekkür ettiler. Ya siz hala Malatya Spor'u böyle biz dedik aldığımız günü biliriz. Aldığımız günde liranın kuruşun insanlara hesap vereceğiz. Biz benim malım değil ki ben işte bu kadar girdi yapayım. Bu Malatya Spor'un tüyü bitmemiş yetimin hakkı içinde var. Benim sevretim içine girerse yanlışlıkla girmişse herkes hakkını helal etsin. Ama bilerek girerse benim her şeyim heba olur. Çünkü adam orada harçlığında Zeynal Başkan bugün kirasında o biri harçlığında Malatya Spor'a gönderiyor. Ben onun hesabını inleden ikiye tutmam lazım. İnneden sen Allah'ına olun. Bana geçen gün diyorlar. Mustafa Allah Başkan, senden razı olsun. Allah size de razı olsun. Şimdi burada bir emek var. Ben bu emeğe karşılık nasıl bir saygısızlık yapayım? Nasıl bir şey yapayım? Bizler bak 3 kişiyiz yapamadığımızı yani yaptınız. Çok şeyler yaptınız. Malatya'ya uyandık. Estağfurullah. Bugün bir diğer kulüpler mükemmel gelire getiriyorlar. Adı yok, şanı yok. Biz efsanenin etrafında bir türlü toplanamıyoruz. Arkadaşlar bir gün gelin o türbünde 5000 kişi olalım. Bu şehre bir destan yazalım. Malatyalı'nın ne olduğunu görsünler. Malatyalı'nın ne olduğunu görsünler. Yani öyle Malatyalı'yı basit zannetmesinler. O öyle biz 3-5 kişi değiliz. Biz büyük bir camiayız. Görüyorum bunu. Her gün daha fazlasını görüyorum. Biz yapıcı olmaya çalışacağız Hayati Kaptanım. Biz geçmişte bir kimseyi sorgulayamazdık. Kimseye bir şey yapamazdık. Hepsi Malatya Spor için mücadele Fatih, etmiş. Fatih ile kardeşimizden senin konuşmalarına da bir istisnayı çok büyük bir destek vermiş. Diyor ki Malatya Spor bu durumdayken elini taşın altına koyan kim varsa Allah razı olsun. Eyvallah İleride Fatih kardeşim yani. İleride bu durumu fırsata çevireceğini kimlerin fırsata çevireceğini az çok biliyoruz diyor. Ama hepsi ne biz biliyor. Ama ne biz eski kapalıyız ne de Malatya Spor eski usulle yönetilecek. Avukatlarımla hazırım hukuki olarak bu işin peşinde koşmaya demiş. Ya Fatih İdris Başkanım. Evet. İdris Başkanım bir saniye. Fatih İlek kardeşime ben hürmetlerimi gönderiyorum. Allah ondan gani gani razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi buyur abi.
İdris Başkanı buyur. Şimdi ben sizler tabii uzaktasınız. Ben burada her gün gündemin içinde olduğum için farkındayım. Bizi kayda almayan da var. Bize bunlar ne yapıyor diyen de var. Bunlar neyin peşinde diyen de var. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Biz hiçbir şeyin peşinde değiliz. Biz Malatyaspor'un peşindeyiz. Çalınan, çırpılan, hakları kaybolan Malatyaspor'un peşindeyiz. Biz Malatyaspor'un bir şeysini götürmüyoruz buradaki insanlar. Biz veriyoruz. Biz kaybolan bir değeri aldık, parlatıyoruz, sizin gözünüze sokmaya çalışıyoruz. Yani bu değer var burada diyoruz. Sizler unutursunuz, şu armayı kimse unutamaz. Yani bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bizler bir şey buradan bir niyetimiz yok. Ben demin yine söyledim. Ne Hayati Hocam'ın, ne Selim Başkan'ın, ne Bahri Başkan'ın, ne bizlerin hiç burada zerre miskal kadar bir beklentisi yok. Biz Malatyasporluyuz. Malatyaspor camiasını temsil ediyorum. Ben o bir başkanlarım Süper Lig'de temsil etti. Benim atalarım ilk bu kulüpte amatörde başlayanlar o insanlar ne kadar onurluysa o gün biz de bugün o kadar onurluyuz. Onlar ne kadar şerefliyse biz de bugün bu kadar şerefliyiz. Biz onurumuzdan, şerefimizden burada da amatörde de aynısını yapıyoruz. Süper Lig'e de çıksak aynısını yapacağız. Yani bugün arkadaşlar niye hesaba katmıyorsun? Bugün Beşiktaş kulüp başkanı rahmetli Süleyman Seba yıllarca bir memur zihniyetine kulübü götürdü. Nasıl götürdü? İyi götürdü. Sonra ne oldu? Yani kulüpleri bir hedef koyarken bir hesap yapmak lazım yani. Artık Malatyaspor bir daha o tarihi hatırlara düşmeyeceğine inanıyorum. Hak ettiği yere gelecek. Bunun baldaki ilk ayak sesleri geliyor. Arkasındakine de Rabbim yardımcımız olur bize inşallah. Biz bugün eğer bin isek yarın 10.000'leriz. Ondaki katkısı olmasın. İnşallah sizlere iyi akşamlar diliyorum. Tekrar. Ben gitme. Başkanım gitme. Bir olay anlatayım ondan sonra git. Eyvallah. Bak takımda şampiyon olduğumuz zaman benimle birlikte 3-4 tane de Malatyalı arkadaşımız var. Evet. Ben yük benim üzerimde diye final maçının akşamını ben Hanifi Başkanım'a anlattım neler yaptığımızı. Ben soyma odasında o gün girip ısınmaya çıkana kadar o dedim ki o Antalya'da stadın soyunma odasının duşunda tam 45 dakika ağladım. Geçen gün dinledim, bir daha dinledim ve, onu. Ve ne bu biliyor musun? Dedim ki bu kadar insan gelmiş, bu kadar Malatyalı gelmiş, ben bunların yükünü nasıl taşıyacağım diye. Sorumluluk var. Bak, iki şampiyon olduk Malatya'ya gelinceye kadar iki gün sonra geldik biz. İki gün uyku uyumadık biz. Şimdi bazı şerefsizler kalkıyor diyor ki Malatyalılığımı sorguluyor. Senin Malatyalılığını sorguluyor. Senin Malatyaspor Başkanlığını sorguluyor. Onu sorguluyor, bunu sorguluyor. Ya kardeşim ben Buram'la iş yapıyorum, Buram'la. Şimdi hayat benim kalbimle sizin kalbinizin arasında 10 kilometre yol var. 100 kilometre, 1000 kilometre yol var. Sizin kalbiniz yok ya. Fesatlaşmış hocam, kalbiniz. Hocam. Ya. Kurban olurum. İdris Başkanım, kurban, ikinize de kurban olurum. Bari ağabeyime. Sağ ol. Şimdi ben böyle söyleyeyim ki siz anlayın. O zaman Hayatık Hocam, bari ağabeyim sen dur. İdris Başkanım bana cevap versin. 84'te namalım şampiyon olduk. Anadolu kaplanı olduk. Aynen. 84'te namalım şampiyon aynen. olduk. Anadolu kaplanı olduk. Doğuluyuz, gururluyuz. Biz Malatya. Biz Malatya sporluyuz. Eyvallah. Doğuluyuz, gururluyuz. Biz Malatya sporluyuz. Evet. Teşekkür ederim.
Barış Bingöl başkanımız selamlar demiş. Hayırlı Barış kardeşim, o Barış Bingöl kardeşime, başkanıma selamlar, saygılar. Allah razı olsun. Kendisine Allah katkısı, ondan razı olsun. Katkısı oldu geçen gün. Bizzat kendi geldi. Maçlarımızı da çok iyi takip ediyor. Allah razı olsun. Bizim kadar Malatyaspor, bizim kadar Malatyasporlu, bilgili, şimdi donanımlı zaten. Barış başkanın mesajını da bari okuyordu. Bir okusun. Araya girmeyin ki. Mesajı bari okusun. Biraz insanların mesajını okuyun yani. Bir sıkıntı. Baricim ben biraz rahatsızım. Vallahi çıkacağım. Ya bir dakika İdris Başkanım, nasıl rahatsız? Ya hala bir kere sen rahatsız olma, hakkın yok. O atamadım üstünde. Hala ölhamurdan su şey içiyorum sabahtan beri. Espri yapıyorum. Çok geçmiş olsun başkanım. Başkanım. Rabbim sana sağlık, sıhhat versin. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Sen bize lazımsın, bunu unut. Hepimiz birbirimize lazımız. Yani hepimizin birbirine desteği var. Bizler bugün başkan maçı yok ki burada. Biz var şimdi kimden dedikodusunu bugün burada yapmıyoruz. Arkada çekiştirmiyoruz. Emeği geçenlere, herkese teşekkür ediyoruz. Bizlerin söylediği uyanları biraz uyandırmaya çalışıyoruz. Yoksa biz siyasi partiden bir yere gelmeyeceğiz. Bizim unumuzu elemiş, elegimizi açmışız. Ama biz Malatya sahipsiz değildir diye bir sloganla çıkıyoruz. Bizim başka kimse de kimse, beklentisi olan olabilir. Ama o beklentisi olan o hayali kurmasınlar. Bırak bu kulübün yanında geçmeyi. 50 metre, 100 metre etrafında tel çevirir, tel örgünün etrafında giderler. O beklentileri boşa çıkar. Hiç boşuna hayal kurmayın arkadaşlar. Biz sevenlerimizden, bize destek verenlerden Malatyaspor camiasını mükemmel bir şekilde götürüyoruz. Götürmeye devam edeceğiz. Art niyetli olmayan herkes bizim başımızın tacı. Art niyetli olmayan herkes bu kulübün sahibidir. Bu kulüp hepimizindir. Başımızın gözün, biz buraya çivi çakmayacağız. Biz bu kulübü asla bir gün parayla karşılığı bir yere satmayacağız. Satamayız da. Bunu satan şerefini de satar. O yüzden rahat olun. Bu kulüp ne zaman emin ellere gelse o zaman bırakacağız. Emin ellere gelmeden asla bırakmam. Amatörde yaşarım. Şerefimle, hasiyetimle, onurumla yaşarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol başkanım. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Büyük başkanım, Allah'a emanet ol. Bari Kibre. Vallahi ben de biraz rahatsızım. Bugün erken bitirelim ya. Bir Fatih İlek abim katılmak istiyor. Bir 10 dakikada onu dinleyelim hocam. Olur. Ben Fatih İlek gelene kadar şu mesajlardan bir iki tane okuyayım. Ayıp olmasın insanlara karşı. Çok ayıp oldu. Bugün yani, hakikaten Barış Bingöl başkanınkinden başlayıp selamlar, bugün hayırlı programlar. Mesajlardan dolayı hakikaten ayıp ettik. Abi okuyorum. Selamlar, hayırlı programlar. Önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde inşallah efsanemiz Süper Lig'e çıkacak. Çıkaracağız inşallah demiş. Sağ olsun başkanım. Burada Halil İbrahim Sarıbaş birine cevap vermiş ama ben o mesajı kaçırdım herhalde, bende yok. Param varsa gel bir dene bakalım ne diyoruz. Herhalde bir cevap vermiş Halil İbrahim kardeşim. Fuat Yılmaz kardeşimiz demiş ki nerede yazıldı bilmiyorum. Benim bir takım adına para topladığım ile alakalı yazılanların gerçekliği hiçbir alakası yoktur. Öyle bir yetkim de yoktur. Yapacaksak Malatyaspor için yaparız. Fakat ismi geçen takım ile ilgili Ankara'daki iş insanlarına bir oluşum içinde binada kimse mani, buna da kimse mani olamaz. Bilginize sunarım demiş. Ahmet Tav Başkan demiş, iyi yayınlar diliyorum. Güzel insanlar, yaptıklarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yüreği, kalbi güzel insanlar demiş. Erhat Tuhan kardeşimiz yazmış, İdris Başkanım senin yaptığını Süper Lig'deki başkanlar yapmadı. Sen bir taraftar olarak bu takımı ayakta tuttun diyor. Eren Demirbaş kardeşim, İmparator nerede senin gibi oyuncular demiş. Eyvallah kardeşim, senin güzelliğin o.
Burak Dönmez, hayırlı akşamlar değerli büyüklerime, selamlar demiş. Aleykümselam, yeğenim olur. Erhat Tuğan, büyük kaptan, imparator hayatı falancı demiş. Eyvallah Erhat'ım. Fatih İlek, biz Malatya sporluyuz demiş. Bir dakika, bir dakika hocam. Erhat mı sana demiş? Efendim abi? Erhat mı sana büyük kaptan demiş? Evet, büyük kaptan, imparator hayatı falancı demiş. O zaman ben de Erhat'ıma söyleyeyim, büyük insan. Hakikaten, bak, şunu da söyleyeyim, ben bu kardeşim yeğenime, Erhat'ıma şunu söyleyeyim. Duygularımı şey yapmayayım, müthiş bir insan. Bu kadar söyleyeyim, hocam sen devam et. Erhat Tufan, Helal Hanefi Başkanım demiş. Deminki Malatya Spor Marşı'ndan dolayı herhalde Hanefi Başkanım. Eyvallah, sağ olsun. Sağ olsun kardeşim. Murat Gürbüz, Hanefi Başkanım seviyoruz seni demiş. Eren Demirbaş, bravo Hanefi Başkanım demiş. Ademoğlu, yakışır Hanefi Başkanıma demiş. Hepsine buradan, o zaman şöyle, hocam müsaaden varsa, bari abim müsaaden varsa. Hepsine Fuat, böyle yapayım. Fuat Kılıç abimiz demiş, sonsuza kadar Malatya sporluyuz demiş. Eyvallah, eyvallah. Fatih İlek her zaman başkan, Erhat Tuhan demiş. Vuralcan abimiz yazmış, başkanım Malatya Spor aklımın takımı, Battal Gazi Spor kalbimin takımı demiş. Ahmet Yalçın abimiz yazmış burada da, Ahmet abi ben bunu okumayayım ya. Bu biraz benimle alakalı yazmışım. Sana teşekkür ederim ama bunun herkes böyle olduğunu zaten biliyor ama kimsenin bir tepki verdiği yok. Onun için okumazsan beni affet, okumayayım. Bizim hayalimiz, Zeynal Çubuk kardeşimiz demiş ki, bizim hayalimiz Antalya ruhunu tekrar yaşatmak. Eyvallah. Murat Tali, dev uyanma saati geldi, saati geçti bile demiş. Devin uyanma saati geçti bile demiş. Fatih İlek kardeşimiz demiş, hocam 5 dakikaya geleyim eğer uygunsa demiş. Tabii ki bekliyoruz Fatih. Estağfurullah, ne demek kardeşim? Mehmet Doruk Kürün kardeşimiz demiş, ese ese geleceğiz, nefesleri keseceğiz. Keseceğiz Mehmet Doruk'u, keseceğiz. Hiç canı sıkma. Es Malatya Spor'u, es. Erhat Tuan, nefesleri kes. Erhat Tuan kardeşimiz demiş, baş tacısınız. Allah hepinizden razı olsun demiş. Eyvallah. Amin. Rabbim ondan razı olsun. Mehmet başkanım, Alageyik maçı önemli, ilk önce o maçı almalıyız demiş. Sonra Arap gir demiş. Şimdi Çatır, ben bir şey söyleyeyim Çatır, hocam. Uğur abimle takipteyiz, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Eyvallah. Uğur'uma da, Mehmet Çatar kardeşime de selamlar. Uğur herhalde benim kardeşim, Uğur'dan bahsediyor. Evet, hayat evet. Hocam. Evet, evet. Kardeşim, kardeşim Uğur'uma, Muhammed Çatar kardeşime de selam olsun. Şimdi Abdullah Yılmaz kardeşim, sen Hayat Hocama soruyorsun ki Malatya Spor Bal Ligi'ne çıkarsa FIFA dosyaları tekrar çıkar mı acaba, yoksa zaman aşımı olur mu? Benim kardeşim, o zaman ben de sana soruyorum. Malatya Spor dururken sen kahpece kurulan yeni Malatya Spor Belediye Spor Kulübü'ne niye gittin tavuk? Bana onun cevabını ver. Benim Hayat Hocam da sana onun cevabını ver. Anlatabildim mi kardeş? Bir daha söylüyorum sana. Kahpece, namussuzca, haşyetsizce kurulan yeni Malatya Spor Belediye Spor Kulübü'ne niye tavuk? Abi, Abdullah Yılmaz. Oralara girmeyelim. Hanefi Başkanım. Bir dakika hocam. Ya. Bir dakika lütfen. Abi lütfen bak, rica ediyorum senden. Ondan sonra gelirsin. Hayat hocama soru sorarsın. Ben, Hayat hocam. Devam edeyim. Devam edeyim. Ona soru soracaksa adabıyla sor. Ya o da. Abi
Bak Ahmet Taşçı ne diyor? Kim çıkarsız, menfaatsiz Malatya futbolunu seven herkese selam. Hayat Palancı abim demiş. Eyvallah. Baş tacı. Ahmet Taşçı yine Uğur Mak sana mesaj göndermiş. Evet abi, kardeşin Uğur demiş. Eyvallah. Benim kardeşime selamlar. Demin ki mesajı okumadım. Ahmet Yalçın Başkanım demiş ki Hayat Hocam siz okumayın, Hanifi Başkanım okusun demiş o mesajı. Eyvallah. Okurum. Biz de okuruz. Sorun yok. Murat Tali, ilk düştüğü yerden kalkacak diyenler neredeler demiş. Onu konuştuk Murat Tali. Herhalde biraz sen geç girdin ama onu konuştuk. Bizim Ergün erken ayrıldı herhalde bugün hocam. Ergün? Ergün Besli he. Abi o zaten dedim ya Hanif abi çok kısıtlı zamanı vardı. O bizim için ayırdı zamanını. Onu bir daha alırız abi Ergün abiye rica ederiz. Bir gün daha bir yayın yaparız. Daha geniş zamanlı. Çok çok kıymetli bir kardeşimiz. Bir de doğruları konuşan. Öyle körü körüne konuşan bir kardeşimiz değil. Bekir Özdemir hayırlı akşamlar demiş. Mehmet Alageyik ve Arapgir maçında sahayı onlara dar etmemiz lazım demiş. Eyvallah. Murat Tali, İmparator Malatyaspor'un borçları silindi mi acaba? Yok, öyle bir borç silinme olayı yok. Devam ediyor ama inşallah o borçlardan da kurtulacağız. Evet Hayat Hocam. Evet abi. Mesajlar bu kadardı. Bitti. Okudum. Evet hocam. Bendeki hepsini okudum bari başkan. Teşekkür ederim hocam. Biz düştükten sonra o bir mesajlar silinmiştir. Bizi izleyenler hakkını helal etsin. Onları göremedim. Okuyamadığım mesajlar varsa bizi affetsinler. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Yayından düştük. Mesajlar da silinmiş oldu. Fatih İlek abimiz bağlanamadı herhalde. Bari abi. Fatih kardeşim 5 dakika geliyorum dedi. O geldikten sonra şey bizim. Değil mi Hayat Hocam? Evet. Sertan Sezer, bunu 3-4 program önce kardeş söyledik. Bilmiyorum sen neredesin? Efsane sponsor bulundu mu abim demiştin. Bulundu kardeş. Bunu da bayır bayır şey etti. Herhalde Allah bize yardım ede. Amin. Var abi. Sertan Sezer. Yeğenim ya takip et. Bir daha böyle sorular sorma lütfen. Tamam mı benim yeğenim? Sorsun bak, ya bilmediği için soruyor. Cevaplandırmak için. Bir dakika lütfen. Ya yeğenim. Tamam benim başım üstüne sorularına cevap veririz. Eyvallah da. Ama kendin takip et. Şimdi Sertan devamlı. Ya. Şimdi Sertan devamlı bizi takip ediyorsun. Biz sponsor aldığımız zaman Özgür Karakoç abimiz sponsor oldu. Sen de yayındaydın. Başka sponsor da yok zaten. Ankara'da bir abimiz var. Sen bunu tık tık bize söylüyorsun. Ben burada yanlış anlayayım. Acaba bizden kafa mı yapıyorsun gibisinden. Sen de o gün canlıydın zaten. Bizi dinliyordun kardeşim. Yani ben aklıma yanlış anlama. Ben zannediyorum sen bizden kafa yapıyorsun. Yok. Sertan abi çocuk değil. Ben Sertan'a söylüyorum. Sertan lütfen takip et. Bu soruları bir daha sorma lütfen. Yok. Sertan iyi niyetli bir çocuk. Hayır. Tamam. Hocam lütfen. Sertan'ım sen bu soruları bir daha lütfen sorma. Abdullah. Evet, Abdullah Yılmaz kardeşim sormuş. Senin başkanım benim sorduğum soruyu herkes soruyor. Yoksa gönlümüz her zaman Malatyaspor'da Hayat Hocam. Şimdi Abdullah Yılmaz kardeşim siz onu cevap vereyim. Siz Malatya Belediyespor ve güçlünün yanında. Malatyaspor'un yanında değilsiniz. Kimin kardeşi? Hayat Hocam'ı ve bizleri sizin olduğunuz yöne alet etmeyin. Allah işinizde gücünüz nasip etsin. Abdullah Yılmaz. Ve Fuat Yılmaz kardeşim. Bu kadar.
Mahmut Malatyalı arkadaşımız orada. Abilerim siz bugün böyle kızarsanız, yarın üst yere çıkarsanız yanınıza yaklaşılmaz var. İyi yaklaşılmasın abi. Biz kızalım, kimse de yanınıza yaklaşılmaz. Hiç problem değil. Şimdi Mahmut abi, biz Mahmut abi, şimdi biz kimseye burada kızma hakkına sahip değiliz. Herkesin de yorumuna saygı duyuyoruz. Ama bu yani geçen sponsor abimizi aldığımız zaman kendi de zaten yayını izleyip teşekkürlerini iletti. Şimdi 3-4 sefer yazınca yani kim kime kızabilir abi? Herkes burada birbirine saygı göstermek zorunda. Biz de burada herkesin yazısını okumak zorundayız. Hayır öyle bir niyetimiz yok ama şimdi benim aklıma ne geliyor abi? Yani bizden kafa mı yapılıyor? Çünkü ben o günü çok iyi biliyorum. Band kayıtlarımızda da var. Kendisi yayındaydı abi yani. Ya yok yok öyle bir şey. Neyse kapatın ya. Ya bunu bizim millete kızma gibi bir şansımız yok. Biz herkes başımızın tacı ya. Herkesin nefsi bizden üstün abi ya. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Nefsimizden üstünler. Şöyle bir şey var. Ama hocam hakkını alalım. Kimsenin de bizimle aklımızla alay etmeye hakkı yok diye düşünüyorum. Büyük imparatorum hocam. Hayati hocam benim. Ağa begim. Kardeşim benim. Eyvallah başkanım. Bizim buradaki amacımız ne abi? Malatya sporumuzun hakkında bilgi vermek. Ama şimdi göz göre göre de yayında bak ben de sponsor olduğu zaman oraya takıldım. Kayıtları biz de kendisi de Özgür abimize özellikle teşekkür ediyor. Şimdi bugün kalkışın diyorsun ki sponsor bulundu mu? Yani bilmiyorum abi sen olsan ne anlarsın Mahmut abi? Başkanım, bak, gerek yok. Bari başkanım gerek yok. Ağa beyim. Şimdi Abdullah Yılmaz kardeşim demiş ki. Burayı bir düzeltmem lazım abi. Müsaade edin ya lütfen ya. Estağfurullah hocam ne demek ki? Bizler sizlerin küçükleriyiz demiş. Abdullah Yılmaz. Ben Abdullah Yılmaz'ı çok eski tanırım. Tabii şu anda biz hiçbir tane insanı burada sorguyla biz bir yerlere kanalize edemeyiz. Herkesin sağduyulu bir iradesi var. Bu iradeyi Yeni Malatya Spor'dan yana kullanmış insanlara da biz niye oraya gidiyorsunuz diyemeyiz abi. Böyle bir hakkımız yok. Onun için tercih kullanmıştır ama ben Abdullah Yılmaz'ı çok eski tanıyorum. O efsane Malatya Spor'un yanında da gelip otobüsün yanlarında su taşıyan insanlardı bunlar. Yani Hanifi Başkanım. Hocam kurban olam sana ya. Ya abi, hocam. Ben senden iyisini tanımam. Sen de benden iyisini tanıma kurban olayım sana. Şunu arz edeyim ben. Ben şunu arz edeyim. Ya hocam. O gün onun yanındaydı. Benim Malatya Spor'um yanındaydı. Benim Malatya Spor'um güçlüydü. Bugün geldi. Şekil değişti. Başka bir güçlünün yanında oldu. Onları bana savunma lütfen hocam. Abi savunmalısın. O iradesiyle onu kullanmıştım. Ben saygısızlık yani ben onu saygısızlık olarak görmüyorum. Onun hocam. O gitmiştir abi. Yapacak bir şey hocam, yok. Hocam eyvallah. Ben bir şey demiyorum bak. Ben insani hasletleri yüksek olan bak kendime yetkin söylemiyorum. Ben o değerlere sahip olan bir insan. Yalnız bununla beraber bir insanın tercihi budur. Doğru mu? Tercihi budur. Bu gitmiştir. Malatyaspor'dan ziyade başka bir yeri tercih etmiştir. Gerekçesi ne olursa olsun. Anlatabildim mi hocam? Gerekçesi ne olursa olsun Malatyaspor'dan başka gitmiştir. Adı yeni Malatyaspor olur. Eski Malatyaspor olur. Ne olur olsun. Onu tercih etmiştir. Onu öyle adetmektir. Ben bundan yanayım. Abi. Değerli hocam. Doğrudur. Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi adımla. Ben bir karakterim. Benim yön verdiğim kendi karakterim benim gideceğim yönü çizer. O sadece beni bağlar. Ama birileri bana der ki sen ne karaktersiz bir adamsın ya.
Estağfurullah, estağfurullah. Öyledir abi ama bu böyledir yani. Estağfurullah. Şimdi öyle bir şeye denk geldi ki bizim. Bak ben bunu seninle özelde de konuşuyorum abi. Bizim bu programlara başlamamızla, Malatyaspor'a destek vermemizle, Malatyaspor'un bu çöküş dönemleri aynı döneme denk gelen bir tarihin ilk başlangıç noktaları. Pardon, ilk başlangıç noktalarına denk geldi. Sanki öbür taraf öyle bir algı oluşturdu ki bizler sanki kasıtlı yapıyormuşuz gibi. Yani hocam dinliyorum. Yani abi işte diyorum ya, o şimdi ben mesajları okuyacağım ama ya vallahi ben biraz rahatsızım. Hocam sen müsaade et. Şimdi hocam zaten son 5 dakika hocam. Son 5 dakika. Şimdi Fuat kardeşim demiş ki Malatya'nın en büyük takımı ismi UEFA'da, FIFA'da yazılı olan Malatyaspor'dur. Fuat'ım, UEFA'da, FIFA'da yazılı olmasına gerek yok. Malatya'nın en büyük takımı, tamam mı? En büyük değeri Malatyaspor'dur. Bunun aksini kullananın arvadını sikeyim. Aa, Hanifi Başkan ya. Bir dakika. Hocam bir dakika. Olmuyor, böyle olmuyor bak. Bizim yani UEFA'da olmamıza gerek yok. FIFA'da olmamıza gerek yok. Malatya'nın en büyük kulübü, en büyük ismi Malatyaspor'dur. Bunun aksini ispat eden namussuzdur. Tamam mı kardeşim benim? Sen ondan sonra diyorsun ki Malatya'nın en büyük kaptanı Hayati Palancı'dır. Malatya'nın en büyük kaptanı Hayati Palancı değildir kardeşim. En büyük kaptanlarından biridir Hayati Palancı. En büyük kaptanı olsa olsa belki diyebilirim Oktay Çevik'tir misal. Ama sen yalakalık yapıyorsun Hayati Palancı hocama. Hayati Palancı hocam benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Onu da söyleyeyim ben sana kardeşim. Madem sen söylüyorsun, ben buradan sana kırmadan dökmeden. Kıran döken sensin la. Tamam ya. Abi, kıran döken sensin. Sevgi saygıdan bahsediyorsun. Sevgi saygıyı bilmeyen sizsiniz. Malatyaspor'umuzu terk eden sizlerseniz, adımızı haysiyetsizce, Malatyaspor ismini haysiyetsizce kullanan sizlersiniz. Anlatabildim mi? Benim Malatyaspor'un ismini haysiyetsizce yeni Malatyaspor üzerinden kullanan sizlersiniz. Ben bu kadar söyleyeyim. Kimsenin terbiyesizlik etmesine, ahlaksızlık etmesine gerek yok. Yeter sizin yaptıklarınız. Benim Malatyaspor'umun adını ahlaksızca kimsenin kullanılmasına hakkı yok. Bu kadar basit. Terbiyesizliğin yüzünü. Yok Hayati hocam bilmem en bilmem nedir. Böyle yavşaklığın bir anlamı yok. Hayati Hoca tamam benim en büyük hocalarımdan biridir. Sen bana Hayati Hoca'yı anlatamazsın. Hayati Hoca'yı ben bilirim. Bahri Ağabeyim bilir. Sen bana anlatamazsın kardeşim ben. Evet. Evet abim, bugün de yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet hocam, biraz rahatsızsın. Bende de bir rahatsızlık var. Vallahi biraz rahatsızım var ya başkan. Abi hocam, son görüşlerinizi alayım hocam. Ya şu, biz iyi niyetle çıktığımız bu yolda iyi niyetimizle devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu arada Fatih İnek abim Özel'den yazmış ki çocuk biraz rahatsız, hastaneye gidiyorum. Yetişebilirsem katılırım. Biz olmazsa Fatih İnek abimize çok geçmiş olsun diyelim. Eğer şeyse
Kendisini yarın programımıza alalım abi. Kendisini çocuğa da çok çok geçmiş olsun diyelim abi. Evet hocam. Ben işte şeyime, yani buradan bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yayınımız devam edecek. İyi niyetle devam edeceğiz. İyi niyetli olmak Evet. zorundayız. Herkesi kucaklamak zorundayız. Devam. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hanifi Başkanım hayırlı akşamlar. Barim iyi akşamlar. Bizi seyreden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Bir Hayırlı dakika, bir akşamlar. dakika, bir dakika, bir dakika. Hayat hocam baş tacısın, Bahri ağabeyim baş tacısın. Kim bu camiaya zarar veriyorsa alçaktır, namussuzdur. Kim bu camiayı terk etti, doğrunun yanında değil, güçlünün yanında oldu, namussuzdur. Fuat Yılmaz Efendi, oradan bana laf sokma. Beni ne tebrik edeceksin sen? Ben aciz falan değilim. Kitapsızın lüzum yok ha. Sen beni Ramazan Uğur'la bilmem diğerleriyle karıştırma. Tamam, Bak. tamam. Sakin, Seni birazdan sakin. arayacağım. Terbiyesiz köpek. Abi, hocam çok teşekkür ederim. Bari başkanım, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Hadi hayırlı akşamlar kardeşim. Görüşürüz. Sağ ol hocam. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın inşallah yeni konuklarımızla, yeni arkadaşlarımızla, Ersene Malatya sporlarımızla tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum abi.